Merhabalar, ben Köfteniz Köfte ve Kasayı Su'nun 48. bölümüne hoş geldiniz. Yandan bölüm sayısına baktım, evet. Ve bu bölüm ne yapacağız diye soracak olursanız. Şurayla alakalı bir değişiklik yapacağım. Gördüğünüz gibi burada ufak değişiklikler var. Hepsi aynı renkte ve yeni hayvanlarımız var. İlginç ve inventörümde ilginç şeyler var. Tabii benim 3 tane de jar'a ihtiyacım var. Onları da hemen Overworld'den gidip alayım. Ve beraberinde benim Void Jar'a da ihtiyacım var. Void Jar nasıl yapılıyor? Bir tane Blaze Powder, Jar ve Obsidian. Hatta onu hemen malzemeleri alıp geleyim. Obsidian'ım vardır umarım. Bir tane var. Bu sıkıntı olacak. O zaman... Beraberinde yapmam gereken de önemli bir şey oluyor bu durumda. Evet. Gelelim bakalım. Bu arada biftek sandviçlerim yerine şu an bunları kullanıyorum. Evet, şu gelsin bakalım. Yavaş ve emin adımlarla bunu kıralım. Ve ardından. Gel bakalım. Aşağı ineceğiz. Ve... Jarlarımız... Overworld'de mi bıraktım? Su dünyasında mı bıraktım ben onları acaba? Onu merak ediyorum. Evet, su dünyasına götürmüşüm. Evet, ve şimdi aşağı inmeye devam edelim. Şu arkadaşlar gelsin. Void jar'lar nedir diye soracak olursanız hemen açıklayacağım. Basitçe Void Jar'lar Void Barrel'ların Jar versiyonu. Nasıldır diye soracak olursanız eğer, olay tam olarak şu. Öncelikli olarak şuraya şu arkadaşı bir dizelim. Tabii dizebilirsem. Tamam. Ardından sen gel. Sonra da şu taraftan sen gel. Ve bana gereken şey chicken. Evet. Raw Chicken. Neden Raw Chicken diye soracak olursanız istediğim özel bir aspect bunda var ve yapmam gereken başka bir şeyi hatırladım. Sticker'lar. Sticker'lar neredeydi? Burada olması lazım. Tamam. Yapımı gayet basit. Dur, ne diye geçiyorlar? Label. Tamam. Bu işimi görecek sadece. Tabii altına yakıt lazım. Doğal olarak. Charcoal, gel. En sonunda bu çarkolları kullanabilecek bir yerimiz olacak. Lütfen istediğim yerlere gelin.
Ah. Neyse. Evet. Bunlara sadece bu espekler gelecek şekilde ayarlandılar artık. Ve Void jarları alıyorum. Aslında o üçüncü jara ihtiyacım yokmuş, onu hatırladım. Ve ardından sen gel. Sen önemli bir şeye hizmet edeceksin. Şöyle gelsin. Ortalığı mı? Hayır, bir tane daha gitmem lazım. Göz kararına bakarak söylerim tabii bunu. Bakalım. Ve Lamp of Fertility. Bağlandı mı? Evet, bağlandı. Bu nedir diye soracak olursanız, hayvanların üremesini sağlıyor. Ha ha ha. Filtreleme için daha sonra buna girişeceğim, fakat şimdilik bu gelsin. Ardından işimize devam edelim. Bana bir adet chest, bana bir direkt bir adet hopper lazım aslında. Sadece hopper da olur yani. Hopper. Daha sonra yönünü değiştireceğiz. Ve şu kutsal arkadaşımız gelsin. Tabii ki de yumurta topluyor. Ve ortaya gelecek şey. Golem Animation Core Butcher. Kendisi aynı zamanda bir Forbidden Knowledge. Bu şekilde yapılıyor. Bunun böyle yapılmasıyla. Diğer yaptığımız iş ise Lamp of Fertility. Bu şekilde yapılıyor. Voila. Ve yaptığı şey özetle fazlalık olan hayvanları öldürmek. Ama sadece yetişkinleri öldürüyor ve iki tane yetişkin bırakıyor. Her daim iki tane yetişkin bırakacak şekilde ayarlanmış durumda bu. Fazlasına hiçbir şekilde dokunmuyor. Kısacası kendisi böyle güzel bir arkadaşımız. Ve Wooden Golem'imiz de topluyor. Ha ha ha. Evet. Yeni hayvan tarlamız tam olarak bu. Ve şurayı düzenleyeceğim. Barrel'ları şöyle koymuştum. Barrel'ların yerini değiştireceğim. Tabii şu arkadaş çekilirse eğer çok daha güzel olacak. Dolim yok. Dolly'yi ben nereye koydum? Tabii ki de buraya koymuştum. Doğru ya. Dolly, gel. Teşekkürler Dolly. Ardından pipe'lar da lazım. Şimdi gel gelelim. Şu domuz arkadaşımız bize pipeları koymamız için izin verirse eğer. Oyş. Sen hangi ara nereden çıktın? Şu üstte bir çit tarz. Oy, doğru.
sıkıntı olacak. O zaman burada şöyle bir şey yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Tamamdır. Şimdi sen gel şöyle bakalım. Ya da aklıma daha iyi bir düzen gelecek. Evet. Wand'ımız gelsin. Show equal trade. Değiştiremiyorum. Neyse, o zaman bu böyle kalsın. Hatta biraz daha ortaya çekelim. Tamamdır. Bu gayet iyi. Aslında dur. Buna gerek bile yok. Evet. Kapır, sana gerek bile yok. Pipeların o huyunu unutmuşum. Evet. Unutmamanız gereken ve benim demin unuttuğum önemli bir detay. Greg Tech pipeları aynı zamanda birer chest'tir. Yani bir inventory. Aa, hayır, 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 hayır. Düşmüyorsun. Ve yakaladı. Evet, şunları da kaldıralım. Bir kısmı kaybolacak. Abi, sen gel. Evet. Burası gayet yeterli şu an. Evet. Burada bekleyeceğiz sadece. Ve ben bir yandan ufak bir arkadaşımı göreve çağıracağım. O da... Aa, aslında dur. Ona gerek yok. Sen gel. Diğerlerini zaten orada bırakmıştım. Onları hemen bir halledelim. Evet. Tabii bu ranch olmuyor. Tamamdır. Şimdi basitçe yapacağımız şey şu. Ve ardından buraya da iki arkadaş götüreceğiz. Onlar da ilk defa kullanacağımız bir şey. Export bus. Evet, formation core. Gel bakalım. Bir de pistona ihtiyacımız var. Bu recipe'yi kullanmak istemiyorum çünkü iron oranım az fakat alüminyum oranım bayağı fazla. Hatta 35 tane yapayım. Hazır elimdeymişken. Ve export basımız hazır. Ha ha ha. Evet. Ve export basımız... Şunları kilitleyelim bir. Bir tane daha export bus'a ihtiyacım olacak. Çünkü ayrı ayrı aktarmalarını istiyorum. Ne doğru.
buradaydı. Neden ayrı ayrı aktarmalarını istiyorsun diye soracak olursan biraz daha kontrol için. Evet, gel. Sen de çok basit bir şey aktaracaksın. Charcoal. O yok, 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 yok. Çok yanlış bir şey yapıyorsun. Alttan mı vereceğiz illa? Sanırım öyle. Şuraya bir güvenceyi almak istiyorum. Onun eksportlasını kaybetmek istemiyorum. Şimdi şu gelsin. Bu da gelsin. Şu kabloyu şöyle döşeyelim. Ardından export mass. Charcoal. Evet tamam, aşağıya döşüyormuş. Evet. Golemimiz anında yakalıyor tabii ki de. Tamamdır. Bence gayet bir, güzel bir biçimde çalışıyor şu an. Ve şunları da koyduğumuz takdirde bunlar direkt buraya gidecek. Evet. Neden raw chicken diye soracak olursanız tavuk etini sevmem. Tek sebep bu. Başka hiçbir sebep yok. De neden? Tamamdır. Bir de bir arkadaşı göreve çağıracağım. Voila, Planker. Bu şekilde yapılıyor bu arada. Daha önce göstermişimdir. Dir Gregtek item olsa da Tomcraft'ta çok fazla işe yarıyor. Eğer bu pipelarda sıkışmış bir şey varsa o sıkışmış bir şey artık sıkışmayacak. Tamamdır. Geriye şunlar kaldı. Şunları yavaştan taşıyalım. Sen de git. Şunlar da gitsin. Siz de gidin. Tamamdır. Teşekkürler. Evet. Ve tarlamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Ve yapmamız gereken son bir şey ise bu konuda şunları atmanın ardından şunlar kalsın bir fasat. Bunları yapmıştım daha önce belki kullanırım diye ve şimdi kullanacağım. Ve denize atlayarak kullanacağım bunları. Yalnız keşke Greg Tech'in coverları gibi rahatça yukarıdan falan da bağlanabilse. Evet, şöyle bir şey yapacağım mecburen. Ardından seni tekrar geri koyacağız. Tamamdır.
Burası gayet güzel bir biçimde bitti. Ha ha. Evet. Ve bu arkadaş da bunları üretmeye devam ediyor. Ve ben de düşmeye devam ediyorum. Kısacası kendinize tam otomatik bir hayvan çiftliği oluşturmayı başardık. Bakalım. Tavuklarımdan bir tanesi kayıp. Çünkü denize atladı. Değil mi? Evet. Neyse. Şu küçük olan büyüdüğünde iki tavuğum olacak. Ve böyle güzel bir hayvan çiftliğine sahibim. Aha. Evet, hayvan çiftliği bittiğine göre başka ne yapacağız? Şurada ben işlediğim birkaç maden vardı. Evet. Bu arkadaş bayağı bir işlenmiş. Şu alüminyumlarımızı alalım. Şöyle bir tam sayı üzerinden gitmeye çalışıyorum. Çünkü 20 tanesi işleniyor. Aynı anda 20 tanesi işlenip iron, silikon ve alüminyuma dönüşüyor. O yüzden bu benim için güzel bir maden. Gördüğünüz gibi iron, alüminyum ve silikon. Ve üçü de inanılmaz derecede işime yarayan şeyler. Hatta iron konusunda gene sıkıntım var. Ve birkaç bir şey Voyager'a dönüşecek. Stickerlere gerek yok. Şimdi Voyager'lara dönüşecekler. Sen Voyager'a dönüşeceksin. Bakalım başka ne Voyager'a dönüşecek. Şimdilik başka bir şey dönüşmesin. O tarafa bakalım. O tarafta Voyager'a dönüşecek. O tarafta hepsinin Voyager'a dönüşmesi lazım. Çünkü arkadaş her erkerde toplayacak. Evet. Hepsi Voyager artık. Ve yapmamız gereken diğer bir iş ise... O, raw fish'iniz varmış. Evet. Başka bir çiğ etimiz yok. Bakalım bitkilerimizden elde edilecek mi? Burada izlerimiz gelmiş. Et elde eden şu arkadaş zehirliyor arada. Onun zehirsiz versiyonunu daha fazla üreteceğim. Ve bir tane daha barrel yapmam gerektiğini hatırladım. Çünkü tavuklar sadece bunu vermiyor. O zaman tamam. Tavukla alakalı herhangi bir ürün var mı şu an ya da leather. Bu da lazım. Bu arada sen de gel. Tamamdır. Şu an işime yarayacak başka bir ürün var mı? Orada kullandığım yok. O zaman mis. Void upgrade. Evet, o arkadaşların isimleri neydi? Sticker değilsin. Ha. Ve tamamdır.
Biraz daha boyut lazım. Bu şekilde. Sen gel şöyle. Beraberinde deri gelsin ve tüyler. Benden önce kaptı. Tabii ki de pipe'a ihtiyacımız var. Hadi bakalım pipe'lar gelsin. Evet. Greytech pipe'larını cidden seviyorum. Çünkü çok ilginç şekillerde yönetebiliyorsun. Domuzların aksine. Evet. Ve hepsi artık void up. Evet. Ve geri kalan şey diğer ürünlerin gelmesini beklemek. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Kötis kötenin günler, iyi eğlenceler.